Herkese merhaba dostlar. Bugün ProMate Spicy One ürünüyle beraberiz. Hep beraber bu ürünü tanıyacağız ama bu ürünü tanımadan önce ProMate markası hakkında ufak bir bilgi vermek istedim. ProMate araştırma, geliştirme ve inovasyon alanında gerçekten çok çalışan bir firma. 1000'den fazla ürün gamına sahip bir firma. Mobilite aksesuarları ve Bluetooth çevre birimleri üreten bir firma. Şöyle söyleyeyim, ProMate bir marka, yani İngilizce'de brand denilir, gerçek bir marka. Oraya buraya herhangi bir şey üretmiyor. Yani şu markaya da şu model şunu üreteyim diye bir şey yok. Tamamen kendi ürünlerini üreten bir firma. Dünyada 70 ülkeye yakın, yanlış bilmiyorsam, satışı olan bir marka. Bu markanın şu anda Spicy One ürünüyle tanışacağız hep beraber. Normal şartlarda hani Türkiye'de oluyor mu bilmiyorum ama 2 yıl değişim garantisi veriyor bu ürün. Yani o kadar güveniyor kendine yaptığı ürünler konusunda ProMate. 2 yıl diyor boyunca ben bu ürünü diyor değiştiririm sizler için. Hemen ışıkta görüyorsunuz, bakın çok kutusuna hemen bakalım. Güzel bir doku yerleştirilmiş kutuya. Hoş bir görüntüsü var. Arkada yine bazı özelliklerinden bahsedilmiş ki burada birçok dil, ne kadar çok ülkeye de gönderildiğini buradan da hep beraber görebiliriz. İşte Polonya'sından, İspanya'sından, İngiltere'sine kadar her yere gönderiliyor. Tabii bunların arasında Türkçe de var. Bunu eksik tutmamaları çok iyi olmuş. Yüksek çözünürlüklü, kablosuz, uyum sağlayan stereo kulaklık demiş. Manyetik kontrol var. Boyun bandı şeklinde düzenlenmiş bir ürün olduğunu söylüyor. Konuşma yapabileceğiniz bir ürün bu. Çoklu kontrolle kontrol edebiliyorsunuz bütün müziklerinizi. Burada bazı detaylara ufak tefek yer vermiş. Gene bu alt tarafta da tüm patentler ve kalite belgeleriyle ilgili bazı şeyler var. Dokümantasyon işaretleri var. Roche, CE gibi kısaltmalarla belirtilmiş bazı destekler söz konusu. Bu arada Designed by ProMate in California demiş. Yani ProMate'in başka ülkelerde de satış ağlarının olduğunu buradan da hep beraber anlamış oluyoruz sevgili dostlar. Hemen şöyle açalım. Bakın, bu aralar kaliteli firmaların çok üstünde durduğu bir konu bu. Şu bile bir maliyet, bakın bu kutunun böyle desenli basılması, işte şurasının manyetik yani mıknatıslı olması bile bir maliyet sevgili dostlar. Bu ürünü hemen kapağı açtıktan sonra içeride zaten görüyoruz, hep beraber yine göreceğiz içini açıp, ama bu ürünün hemen kapak resminde de sportif faaliyetlerde çok rahat kullanabileceğinizi söylüyor. Zaten buradaki şu kulak boşluğuna takılan parçalarda düşmemesini, ciddi anlamda düşmemesini sağlayan parçalar sevgili dostlar. Hemen kutusuna baktığımız zaman şurada birbirine yapışan kulaklıkların mıknatıs manyetik alanını gösteriyor. Birbirlerine yapıştıklarını ifade ediyor. Secure Fit, yani rahat rahat düşmeden kullanabileceğinizi, 6 saat playtime yapabileceğinizi ve Passive Noise Cancellation, yani aktif değil ama pasif bir şekilde dışarıdan gelen sesleri kıstığını ya da müziğin dışarıya gitmeyeceğini size beyan etmiş ki öyle. Aslında biz bu ürünün kullanımını yaptık sizler için ama tekrar basitçe ne anlatmak için bu şekilde bahsediyoruz. Çok temiz bir sesi olduğunu söylüyor ki gerçekten doğru. Bizi de şaşırttı bu ürün sevgili dostlar. Bluetooth versiyonunun 4.2 olduğunu, chipsetinin Epotec olduğunu söylüyor. 20 Hz, 20 kHz ya da 20.000 Hz o aralığında çalıştığını, Bluetooth profilinin HSP, HFP ve A2DP olduğunu ve önemli bir ayrıntı olan lityum polimer pil kullandığını söylüyor. 110 mAh'lik lityum polimer pil kullanıyor. Lityum polimer pil biliyorsunuz maksimum kayıpsız düzeyde size hizmet eden bir pil ve normal lityum pile göre çok daha fazla bir şarj gücü olan bir pil türü. Yani çok daha fazla adette şarj yapabiliyorsunuz lityum polimer pilleri. DC 5 volt 100 mAh desteği var ve impedans
16 ohm. Operating distance yani mesafe de 10 metreye kadar diyor. Zaten music play time'ı söylemiştik. 6 saat. Standby'da 150 saate kadar size destek verebiliyor sevgili dostlar. Charging time yani 1,5 saatte de size tam şarj olarak geri dönmüş oluyor. Hemen önümüzü açalım ve içinden çıkarıp genel durumuna da bakalım sevgili dostlar. Bunu çıkardıktan sonra tabii içinden bazı şeyler çıkıyor ama biz bunu daha önce sizler için açtığımız için hemen masanın üstünde hep beraber şurada göreceğiz. Burada gördüğünüz gibi üstündeki kulaklık silikonları haricinde ekstra küçük ve büyük kulaklık silikonları, bir USB şarj kablosu ki adaptör hiçbirinde çıkmıyor. Bir de biz sevgili Türklerin asla ve asla takılmadığı bir kullanma kılavuzu. Ki burada rahat rahat birçok şeyi görebiliyorsunuz sevgili dostlar. Evet, ürünümüze gelelim. Kısaca ürünümüzün bir boyun Bluetooth müzik aleti ya da konuşmak için de kullanabileceğiniz bir alet olduğunu söyleyebiliriz. Ve şu boyun kısmının ne kadar esnek olduğunu da size göstereyim hemen. Ve yüksek kalitede bir plastik malzemeden yapılmış. Kesinlikle kırılacak gibi bir şey değil. Rahat rahat gördüğünüz gibi kullanabiliyoruz. Burada yine bu uçta ProMate yazısını görebiliyoruz. Şurada Left Right yazısını ihmal etmemişler. Ve şu tarafa geçelim. Gene burada bazı kalite belgeleriyle ilgili bazı yazıları da yazmış. Nereden şarj ediyoruz bu ürünü? Hemen şuradan şarjımızı yapabiliyoruz. Micro USB desteğiyle şarj edebiliyoruz sevgili dostlar. Ve çoklu bir tuş takımımız var. Volüm aç kapa yapabiliyorsunuz. Bir de bu ürün sizde konuşuyor arkadaşlar. Çok açtığınız zaman sınıra geldiniz artık diyor. İşte bağlandınız diyor. Koptu diyor. Size evet İngilizce söylüyor ama durumunuzu size net bir şekilde İngilizce olarak kulaklığın içinden duyuyorsunuz. Bu da ayrı güzel bir şey. Ekstradan söylemekte fayda var dostlar. Buradan play, pause yapabiliyorsunuz. Volümleri açabiliyorsunuz. Basılı tuttuğunuz zaman müzik ile yani müziğinizi atlatabiliyorsunuz ya da bir önceki müziğe basılı tutarak geri dönebiliyorsunuz. Arama geldiğinde de reddetme ve kabul etme yapabilme şansınız buradan mevcut dostlar. Baştan şunu söylemekte fayda görüyorum. Mesela böyle bir ürünü aldığınızda yani şu altının alüminyum olduğunu belirtmemizde fayda var. Zaten kenarlarının parlaklığından da anlamışsınızdır. Manyetik, boynunuzu asabiliyorsunuz. Ve ürünün kendi kendine otomatik kapanma gibi bir özelliği de var. Yani eyvah Bluetooth kulaklığımı açık unuttum, bitecek ya da bitmiştir, tüh be bitmiş demenize gerek yok. Çünkü Bluetooth'tan koptuğu anda, kapattığınız anda ürün kendini otomatikman kapatıyor sevgili dostlar. Şunlar kulaklarınızdan düşmemesini sağlıyor. Gerçekten hoş. Hem yumuşak, şeffaf ve böyle kırmızılı mırmızılı hoş bir de silikon takımlarında hep beraber gördük az önce de aşağıda. Gelelim hemen şuradan bağlanalım. Çok kolay bir şekilde zaten bağlanıyorsunuz sevgili dostlar. Zaten biz bunu tanıtmıştık ama hani gerçekten zorlanacağınız bir durum yok. Bakın bastığınız zaman hemen arama modunda şurada Spicy One yazısını görüyorsunuz. Şuradan da hemen sistemin içine girelim. Hemen şurada görebilirsiniz. Bakın Spicy One yazıyor ve bağlandı. Normalde siz bağlı değilseniz bu arama moduna giriyor otomatikman. Ve arama moduna girdikten sonra zaten kolayca görüyor. Bir kere bağlandıktan sonra sadece ürünü açmanız yeterli oluyor sevgili dostlar. Hiçbir şekilde bu konuyla ilgili sorun yaratmadı. Biz bunu bir gün boyunca birkaç kişi test ettik. Yani tek kişi görüşü değil de birkaç kişinin görüşünü aynı anda almak istedik dostlar. Şimdi bir müzik bölümüne gelelim. Size tuşların çalışmasıyla ilgili
bir göstergelerim var. Mesela şuradan başladık, çalıştırdık bu ürünü. Bakın hemen tuşları yan yana göstereyim size. Basılı tutuyorsunuz, hemen aşağıda kırmızı yan. Bakın bir daha basılı tutuyorum. Aşağı doğru basılı tuttuğum zaman bir önceki şarkıya, bir daha bastım, bir önceki şarkıya. Çalarken hemen şuradan göreceksiniz. Hemen orta bölüme bastığım anda bakın play'i pause'ladı. Bir daha basıyorum. Tekrar açtı ve müziği çalmaya devam ediyor sevgili dostlar. Kapattık ve durdu. Evet, bütün kontrolleriniz de bu boyun kısmında, bu bölümden yani right sağ taraftan rahat rahat yapabiliyorsunuz ve size hiçbir şekilde sıkıntı vermiyor. Bunun dışında size bahsetmek isteyeceğim tabii ki bu ürün müzik kalitesi. Müzik kalitesi gerçekten çok başarılı, bizi şaşırttı. Evet, Promate markası bir brand marka, iyi bir marka olduğunu biliyordum ama bu aslında bir fiyat performans ürünü. Bu ekonomik olan üründe size düzgün bir ses vermeyeceğini düşünmüştüm. Ya da en azından basit, idare eder diye bir ses verir diye düşünmüştük. Fakat düşüncelerimizi biraz ileriye taşıdı. Çok temiz, güzel bir bas. Güzel, gerçekten başarılı mid ve tiz performansı. Hepsi çok dengeli bir şekilde size veriyor ve keyif alabileceğiniz şekilde veriyor. Yani hiçbir şekilde size sıkıntı yaratmıyor. Sanırım genel müzik kullanıcı beğenilerini karşılayan bir ürün. Herkese hitap edebilir ama şunu söyleyeyim. Böyle deliler gibi bas tam falan hoşlananlara çok hitap eder bir ürün. Hayır, değil. Hani çok bas vursun, vurduğu zaman kalbimi hoplatsın diyorsanız hayır, bu size o açıdan hitap etmez. Ama dengeli müzik dinliyorum, çok hoşuma gidiyor derseniz her türlü müzik türünü bununla keyifle dinleyebilme şansınız var sevgili dostlar. Evet, bu ürünle ilgili de söyleyebileceklerimiz şimdilik bu kadar. Hemen şurada görebiliyorsunuz ki başka bir Promate ürünü bir sonraki sefer sizlerle beraber olacak. Ama o gün gelene kadar bizleri beğenmeyi, abone olmayı, abone ol butonunun yanındaki çana tıklamayı, bizlere destek olmayı unutmayın sevgili dostlar. Hepinize sevgiler, saygılar.